Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün Ağustos ayının 14'ü arkadaşlar. Bugün artık bu Ağustos ayında da yapılacak işler azalıyor. Niye azalıyor? Artık gübre işlemleri bu ay sonuna kadar işleyeceğiz, ondan sonra bırakacağız arkadaşlar. Artık Eylül'de olgunlaşmaya bırakacağız zeytinlerimizi. Şimdi damlama sistemlerinden tabi biliyorsunuz arkadaşlar, durmadan biz şimdi hep gübre uygulaması yaptık. Gübre uygulamasını yaparken de tabi hem yapraktan hem topraktan verdik. Şimdi arkadaşlar, gübre uygulaması yalnız topraktan verirken tabi yapraktan da devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ay içinde yapraktan da potasyum nitrat gene yaprak gübrelerini devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ay sonunda şurada 15 gün sonra artık gübreyi kesiyoruz arkadaşlar. Suyu kesmiyoruz. Ama gübreyi kesiyoruz arkadaşlar. Onun için şimdi bugünlerde artık zeytinlerimizi susuz bırakmayalım. Çünkü gübreyi veriyoruz. Ne yapıyor istiyor? Karnını doyurduktan su istiyor arkadaşlar. Suyu sakın şey yapmayalım. Çünkü ben 15 gün arayla yapıyordum suyu. Suyu 15 gün arayla baktım ki zeytinler su istiyor. 10 gün araya düşürdüm arkadaşlar. Onun için siz bunlara dikkat edin. Şimdi bir de arkadaşlar şunu soruyor bizim arkadaşlar, bazı arkadaşlar. İşte şu kadar su mu vereyim, ne kadar su vereyim diye bunları soruyor. Arkadaşlar, şimdi sizin toprak tahliliniz, toprağınız ne şekildedir? Yani suyu tutan bir toprak mıdır? Tutmayan sızak bir toprak mıdır? Yani kilosunu nasıl? Siz kendiniz onu ayarlayacaksınız. Zeytine bakacaksınız. Hakikaten zeytin suyu istiyorsa susuz bırakmayın. Ama su istemeden de habire daha belki de suyum var benim diye habire de su vermeyin arkadaşlar. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu sene zeytinlerimiz güzel. İnşallah fiyatlar da güzel olur. Herkesler kazanır arkadaşlar. Evet, taneleri görüyorsunuz. Hem sık hem güzel arkadaşlar. Taneler çok güzel. Şu an için şu mevsimde tanelerimiz güzel arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizin de bilgileriniz varsa daha iyi, daha güzel. Onları da bana yorumda bildirin ki biz de sizden yararlanalım arkadaşlar. Sizin bilgileriniz de ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkes her şeyi bilemez. Eksikleri olabilir. Eksiklerini sizler de tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi size yeraltı damlama sisteminin faydalarını anlatacağım. Şimdi size aynı şekilde yerüstü damlamayı da göstereceğim. Yeraltı damlamayı da göstereceğim şimdi. Şimdi bizim tarla burası. Bizim parça burası. Şimdi biz birazdan size aparatı da göstereceğim. Buradan taraldan gübre vereceğim ben bugün ona. Tane potasyum gübresi vereceğiz. Taneleri geliştirsin diye. Zeytinler şu anda gelişim döneminde. Şimdi daha önce bizim de aynı bu şekilde yer üstü damlama sistemlerimiz olduğundan bu şekilde otlanıyordu. Bu hortumlar toplanması lazım. Toplandıktan sonra çapa, ızgara çekilmesi lazım ama çok zor olduğundan, insan gücü çok lazım olduğundan şimdi komşu gibi bizim de otlanıyordu burası. Biz de sık sık çekemiyorduk. Bu şekilde oluyordu. Bir İkincisi, şimdi rüzgarlı, bizim burası rüzgar olarak çok tutuyor. Bir de güneş de çok. Güneş, rüzgar üzerindeki nemi alıyor. Alttaki nem hemen kayboluyor. Kaybolduğu için biz bu sefer yeraltı sistemini yapınca, yeraltı sisteminde bak ot yok. Yer altında nem de kaybolmadığı için biz şimdi daha önce traktörle milli pompala çalıştırıyorduk. Milli pompada ben burada 72 saat traktörü çalıştırıyordum. 72 saatte duruyordum benim bu 10 dekar yerimi. Ama şimdi ben bunu 36 saatte suluyorum. %50 tasarrufumuz var bizim şimdi. Elektrikten, işçilikten, her şeyden tasarrufumuz var. Şimdi bunda olsaydı bizim %50 daha fazla olacaktı. Atıyorum 36 saat değil de 72 saat bir seferde olacaktı. Ayda 36 saat suluyoruz. Burası bir seferde
72 saat gittiği zaman %50 tasarrufa giriyoruz. Şimdi tanelere mesela bakıyorsun, tanelere bak, zeytin bozulmamış. Niye? Nem var. Yani normal nemi var. Öbür türlü oldu mu, çok suladın mı kuruma çok yapıyor. Yani kuruma hastalığı mantar yapıyor. Ama böyle olursa az sulanıyor, normal sulanıyor. Bu sefer kuruma oranı az. Şimdi yeraltı sisteminde bir de şu şeyimiz var. Mesela gübre verirken gübreyi direkt zeytinin köküne veriyoruz. Ama burada verdik mi üstünde kalıyor. Üstünden az faydası oluyor. Çünkü çoğunu güneş alıp götürüyor. Ama burada tamamen saçaklarla hemen irtibata geçip daha faydalı oluyor. Onun için eğer imkanı olan için varsa yeraltı damlama sitesini tavsiye ederim. Ben o şekilde çok memnunum ama yalnız masraflar tabii gün geçtikçe daha artıyor. Tabii biraz da ekonomi durumlar. Herkes yapamıyor, yaptıramıyor. Bu şimdilik bu kadar. Eğer gösterirsek şimdi ben size birazdan gübre şeyini göstereceğim. Şimdi bak gübre aparatını verdik. Şimdi biz bir saat suyu saldık. Bir saat su aktı buraya. Şimdi bir saat su akması ne? İçindeki su hem dolsun, sisteme tamamen dolduktan sonra gübre köklere gelsin diye bir saat sonra aparatımız var şimdi. Bizim kendi yaptığımız bir aparat. Basit bir aparat. Şimdi bu aparatı ben size göstereceğim. Şimdi aynı taralın tabancasını söktük. Yerine bu şekilde bir aparat taktık. Bu aparatı şimdi burada damlama sistemimizin hortumu var. Bu hortumu buna takıyoruz. Bunu buna taktık. Bunu da buraya takıyoruz. Bunu da buraya taktığımız zaman şimdi traktörü çalıştırıyoruz. Bu aparattan suyu veriyoruz. Şimdi gübreyi buna vermeye başlayacağız. Haydi bismillah. Evet, şimdi yapmış olduğumuz bu basit aparatı bağladık. Şimdi traktörü de açtık, suyu verdik. Şimdi bu gübre suya giriyor. Devam ediyor şimdi. Bu şekilde bu boşalıncaya kadar, taral boşalıncaya kadar bu su devam edecek. Bunu ne zaman boşaldık ondan sonra biz bunu kapatıyoruz, topluyoruz aparatımızı, gidiyoruz. Geri kalan sulama artık sabaha kadar, yarın sabah saat 4-5'e kadar bu akıyor, geliyor, suyumuzu kapatıyor. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.